Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. MSU'ya girecek olan öğrenciler şöyle bir toplanın. Gelin ele bakalım. Arkadaşlar sizler için çok güzel bir MSU provası hazırladık. Hazırladık diyorum çünkü 3 hoca birlikte giriştik bu işin içerisine. Kenan Karayla Geometri VIP Fizik Kemal Hoca'nız ve ben Deniz SML Hoca. Sevgili arkadaşlarım sizler için kendi kitaplarımızdan seçtiğimiz sorularla ama öyle alelade seçtiğimiz sorulardan bahsetmiyorum. Oturduk arkadaşlar. MSÜ'de karşımıza çıkmış bütün soruları inceledik, sık dokuduk, analizini yaptık ve dedik ki buna benzer bir soru bu sene sorulabilir. 2024 MSÜ'de sorulabilir diye o soruları seçtik ve PDF'imize yerleştirdik ya hocam PDF nerede? PDF'iniz ücretsiz biçimde şu an açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Dilersen kendin önce çözüp yapamadıklarına bakabilirsin. Dilersen tamamını bizle beraber çözebilirsin. İstersen sadece ama sadece yapamadıklarına ve boş bıraktıklarına da bakabilirsin. Tabii ki bu videoda matematik sorularının çözümleri olacak. VIP Fizik YouTube kanalında Kemal hocanız sizler için fizik sorularının çözümlerini yapacak ve Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında da Kenan Kara hocanız, Kenan komutanınız sizler için geometri sorularının çözümlerini yapacak. Bu videoda 31 tane matematik sorusu çözeceğiz seninle ve sevgili arkadaşım MSU'da karşınıza çıkabilecek bütün sorular bu PDF'de var. Eksiği yok fazlası var merak etmeyin gençler sakin olun sabırlı olun birazdan ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Evet abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz provamız başlasın mı? Hadi bakalım. Evet karşımızda SML Hoca Kenan Kara ve VIP Fiziğin birlikte hazırladığımız sevgili arkadaşlarım. MSU Matematik ve Fizik Prova Soruları. 3 Mart 2024'te sınava gireceksiniz arkadaşlarım. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar onlarla olsun diyelim arkadaşlarım. Başarı dileklerimizi iletelim. Ve aşağı doğru inelim karşımızda matematik testimiz. Şimdi MSU matematik sınavında biliyorsunuz böyle MSÜ sınavında biliyorsunuz birinci sorular genelde bu şekilde rasyonel ve ondalık sayılarla alakalı soruluyor. Bakalım sorumuza neler demiş benim kalemim nerede hemen kalemimi de bulayım işte buradaymış ve ilk sorumuza birlikte bakalım. İnci ve burcu aşağıdaki kare ve altıgeni sırasıyla 4 ve 6 eşit parçaya bölüyorlarmış birer parçasını tarıyorlarmış bu şekilde de taradıkları parçalar gösterilmiş. İnci ve Burcu'nun taradığı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Yani burası S birim kare ise burası da S birim kareymiş. Biz bunu çıkarıyoruz buradan buna göre. İnci ile Burcu kare ve altıgende ikişer bölgeyi taradığında karenin taralı olmayan bölgesinin alanının altıgenin taralı olmayan bölgesinin alanına oranı ne olur diye soruluyor. Yani İnci kendi şeklinde bir tane daha boyayacak. Ve Burcu da kendi şeklinde bir tane daha boyayacak. Ve ne demişti bize? Karenin taralı olmayan bölgesinin alanının yani burada taralı olmayan ne kadar var? 2S var, değil mi? Altıgende ne kadar kalıyor? Hop, şurası kalıyor, değil mi? Burası da 4S mi? İşte bunun buna oranı kaç olur diye sorulmuş. 2S'i 4S'e böldüğümüz takdirde cevabı buluruz arkadaşlarım. Tam tadında, bak zorluk seviyesi olarak tam tadında bir MSÜ sorusu diyebilirim. MSÜ ilk sorusu diyebilirim gençler. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Ki zaten e, ee, öğrenciler olarak gençler. Çıkmış MSU sorularına bakarsanız aynı tarz soruların olduğunu da göreceksiniz hemen ilk sorularda. Tamam. ikinci sorumuza beraber bakalım. Bir arabanın eşit aralıklara bölünmüş hız, hız göstergesindeki kırmızı ibre arabanın saatteki hızını göstermekteymiş. Ve Tarık Bey'in kullandığı arabanın hız göstergesi de yukarıdaki gibiymiş. Şimdi buna göre Tarık Bey'in kullandığı arabanın hızının saatte 110 km olması için arabanın hızı kaç saat saatte kaç kilometre artırılmalıdır diye soruluyor. Şimdi biz burada şu şekilde bakalım. Bakın gençler nereyi gösteriyor? Şurayı. Peki 80 ile 90 arası kaç eşit parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5. 80 ile 90 arası 10 birim. Ve burası 5 parçaya ayrıldığına göre her bir parçanın 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu aracın hızı 82, 84, 86 ymiş. Şimdi aracımızın hızı 86 ise ve ben bu aracın hızını 110 km bölü saat yapmak istiyorsam 110'dan 86'yı çıkaracağım ve cevabı işaretleyeceğim arkadaşlar. 112'si 86, 24 yapar. Cevabımız da E şıkkında verilmiş deriz. Evet. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen kutulara 4, 7, 8, 11, 15 kümesinin elemanları birer kez yazılarak işlemler uygulanıyor. Aradaki işlemler uygulanıyor ve eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre boyalı kutuya yazılabilecek sayıların çarpımı bizden istenmiş. Şimdi bir düşünelim bakalım. 168 dediğimiz sayı ben hemen 8'e bölünebildiğini görüyorum. Bunu bir asal çarpanlarına ayırdığımız takdirde 8'e böldüm burada 21 kaldı. E 21 21'i 7'ye böldüm 3 oldu. 3'e böldüm 1 oldu. Yani buradaki 168 dediğimiz sayı aslına bakarsanız şuymuş. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7'ymiş. Şimdi ben 168 sayısını şuradaki sayıyla şuradaki sayıyı çarparak elde etmişim ya. Yani şurası 168'in bir böleni olacak. O kesin. Peki 168'in böleni olabilmesi için 4 yazılabilir mi? 2'nin küpünün içerisinde 4 var yazılabilir. 7 yazılabilir mi? 7 burada var yazılabilir. 8 de yazılabilir. 11 yazılamaz çünkü 11 çarpanı yok. 15 yazılamaz çünkü burada 5 çarpanımız yok. Demek ki ben buraya sadece ama sadece 4, 7 veya 8'i yazabilirmişim. Şimdi o halde ben hemen sizin için şöyle bir görseli başka bir yere taşıyayım arkadaşlar. Burası bizim için yerim dar, yerim dar diyor ya. Şu şekilde sevgili arkadaşlarım Açtım ve dedim ki şuraya gençler 4 yazılabilir dedim, 7 yazılabilir dedim ve 8 yazılabilir dedim. Pekala şimdi burası 4 olmuş olsaydı şuralara neler gelebilirdi bunu tartışalım şimdi sizde. Arkadaşlar buradaki ile buradaki çıkarılmış ama ondan önce tabi işlem önceliğini gözeteceğiz. Önce şunlar bölünmüş bölündükten sonra da şunla şu toplanacak. tabii ki buradaki çıkarılacak ve 4 ile çarpıldığı zaman 168 elde etmemiz gerekiyor. Şimdi 4 ile çarpıldığı zaman 168 elde edeceksem ben 168'i bir güzel bir 4'e bölmem lazım ki burası 42 gelir. Yani buradaki işlemin sonucu bize 42'yi vermek zorunda. E peki şimdi şöyle diyelim. 4, 7, 8, 11, 15'ten ben 4'ü kullanmıştım. Şu ikisi birbirine bölünebilen sayılar olacak. Şimdi 4'ü buradan elediğim zaman birbirine bölünebilen herhangi bir sayı var mı? Sonuçta tam sayı almamız gerekiyor. Birbirine bölünebilen herhangi bir sayı yok. Aha da cortladık. Pekala. Şimdi şöyle düşünsek. Burada birbirine bölünebilen bir sayı var mı? Biz ona göre hareket edelim ya. Burada birbirine bölünebilen 8 ve 4 var. Demek ki ben kesinlikle 8'i buraya yazacağım şuraya ve 4'ü de buraya yazacağım. 8 bölü 4'ten de burası 2 gelecek. Önündeki eksiyle beraber burası eksi 2 olacak. Şimdi 8'i ve 4'ü kullandığıma göre 4'ü kullandım 8'i kullandım. Demek ki buraya sadece ama sadece 7 yazılabilirmiş. E 8 ile 4 de buraya geliyorsa. Şimdi burası da eksi 2 idi ya. Bak şimdi ne olacak? 4'ü 8'i ve ben 7'yi kullandım. 11 ile 15 kaldı. 11'i buraya 15'i buraya alsam 11 artı 15'ten 26. 2 çıkardım 24. 24 ile 7'yi çarptım 168. Temiz. E tabi bunların ikisi de pozitif olduğu için ben buraya 11'i buraya 15'i yazsam hiçbir şey değişmeyecek. Yani şu boyalı kutunun içerisine 11 veya 15 yazılabilirmiş. Bundan kaynaklı da bunların çarpımı sorulmuş. 11 kere 15 165'i verir. O halde doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda çözdük seninle beraber. Şimdi devam edelim dördüncü sorumuzda. Atletizm branşında en iyi dereceyi yapan 1, 2 ve 3. sporculara sırasıyla altın, gümüş ve bronz madalya verilmekte. Aşağıdaki tabloda atletizmin bir branşı olan uzun atlamada sporcuların atladıkları en uzun mesafeler bize gösterilmiş. Mesela Ersin B.B B metre, Duygu B.C, Melih A.D ve Simge A.C metre atlamış. Uzun atlama branşında altın, gümüş ve bronz madalyayı sırasıyla Duygu, Ersin ve Melih kazanmış. Şimdi... Altın madalyayı kazanan Duygu'ymuş. Bu birinci olmuş gençler. Daha sonrasında Ersin ikinci olmuş. Ve Melih de üçüncü olmuş. Simge dördüncü olmuş diyebiliriz. E ben burada o zaman şunu söyleyebilirim. Daha uzun atlayan kim? Duygu. O halde B virgül C kesinlikle B virgül B'den daha büyüktür. Bu A virgül D'den daha büyüktür. E tabi bu da doğal olarak A virgül C'den daha büyüktür diyeceğiz. Pekala. Soruda ne diyordu? Sıralamayı yap bize. A, B, C, D arasındaki sıralama. E çok güzel. Şimdi şöyle diyebilirim. Bak kesinlikle B A'dan yüzde yüz büyük. E niye? Çünkü... B daha büyük ki burada tam kısmı altın madalya veya gümüş madalya alınabilmiş bununla. Buradaki biliyorsun bronz madalya almıştı. Demek ki B A'dan büyük dedik. Bu cepte B virgül C ve B virgül B'yi kıyaslarsam C de B'den büyük. O halde C'yi buraya yazmamda bir mahsur yok sanırım. Pekala şimdi buraya bakıyoruz. A virgül D. A virgül C'den büyükse D kesinlikle C'den daha büyüktür. O zaman D'yi de buraya yazarım ve büyükten küçüğe doğru olan sıralamam DCBA şeklinde olur. DCBA da bize A şıkkında verilmiştir. Doğru cevap da A seçeneğidir diyebiliriz. Şimdi 5. sorumuza devam ediyoruz gençler. 5. sorumuzda ne diyor bize? A ve B, B sıfırdan ve birbirinden de farklı gerçel sayılar bak. Sıfırdan ve birbirinden farklıymış. Diyor ki A sayısının çarpma işlemine göre tersi küçük A'dır diyor. Şimdi A sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A'dır. Ve bu da küçük A'ya eşitmiş. B sayısının çarpma işlemine göre tersi de küçük B'ymiş. Yani B'nin çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü B'dir o halde. Ve bu da küçük B'ye eşitmiş. Şimdi diyor ki küçük A'dan büyük B'yi çıkar. E küçük A dediğimiz 1 bölü A'ydı. E ben bundan büyük B'yi çıkaracağım. E büyük B'yi de şu şekilde yazdım. Daha sonrasında böl demiş. Hadi bölü diyelim biz. Küçük B dediğimiz şey 1 bölü B'ydi. Ve A da zaten A olarak yazalım. Şimdi bak kardeşim buraya. Ben burayı nasıl yazarım? Şunu da şunu çarparım. Tamam mı? 1 eksi AB bölü A derim. Daha sonrasında bölü. Buraya bakıyorum. Şunu da şunu çarparsam yine 1 eksi bu sefer BA gelir. Bölü B olur burası. Şimdi bölme işlemi ya. Ben ikincisini ters çevirip çarpabilirim. Yani 1 eksi AB bölü A. Çarpı dedim. B bölü 1 eksi BA. Şimdi 1 eksi a b ile 1 eksi b a birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür ve geriye sadece b bölü a kalır. Şimdi şıklarımızda b bölü a diye bir seçenek var mı? Yok. Hepsi çarpım durumunda. E çarpım durumundaysa ben bunu şöyle yazsam olmaz mı hocam? b çarpı 1 bölü a biçimde yazsam. 1 bölü a dediğim şey neydi? Küçük a'ydı. Demek ki ben bunu b çarpı küçük a diye yazabilirim. Bu da bana tabii ki a seçeneğini gösterir. Doğru cevabımız da a şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Evet, sorular gayet tadında ve güzel. İyi ki bunları seçmişim diyorum şu an. Ve 6. sorumuza bir el atalım bakalım beraber. Bir meclisteki A, B ve C partilerinin milletvekili sayısı sırasıyla küçük A, küçük B ve küçük C'dir. A ve B partisinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısından az, B ve C partisinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısına eşit ve A ve C partisinin toplam milletvekili sayısı da toplantı yeter sayısından fazla. Toplantı yeter sayısı ne hocam dediğini duyar gibiyim. Toplantı yeter sayısı bir konunun görüşülebilmesi için gerekli olan en az milletvekili sayısıdır. Şimdi biz bu sayıya x diyelim. Yani bu kadar milletvekili olursa ancak en az biz bu konuyu görüşebiliriz deniliyor. Şimdi A ve B partilerinin milletvekili sayısı A artı B'dir. Daha sonrasında e, toplantı yeter sayısından azdı bu. B ve C partisinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısına eşitmiş. O halde ben şöyle diyebilirim. B ile C'nin toplamı e, toplantı yeter sayısına eşitse ve bu da azsa o halde ben kesinlikle A artı B'nin B artı C'den küçük olabileceğini düşünürüm. Ve doğal olarak A ile C partisinin toplam milletvekili sayısı olan A artı C'de toplantı yeter sayısından fazlaysa demek ki B artı C'den büyük olacak. E şimdi ben buradaki elde ettiğim eşitsizlikten A, B, C arasındaki sıralamayı elde edebilirim. Mesela A artı B, B artı C'den küçükse B'leri görmezden gel. A, C'den kesinlikle küçüktür. Şimdi geldik şuraya. Her iki tarafta C'nin olduğunu görüyorsun. Demek ki kesinlikle B, A'dan daha küçüktür diyeceksin. B, A'dan küçükse e, o zaman ben B'yi ne tarafa yazarım? Bu tarafa. B, A'dan küçükse B küçük, A küçük, C sıralamasından bahsedilebilir. B, A, C benim cevabımdı. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi sağ üst tarafa doğru geçiyoruz senle beraber. Ne demiş sorumuza bir bakalım. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere A kare artı A B kare artı B artı C sayılarının toplamı tektir. Şimdi iki tane sayımız var bizim burada. Bu sayıların toplamı tekmiş. Birinci sayımız A kare artı A iken ikinci sayımız da B kare artı B artı C oluyormuş. Buna göre burada verilen sayılardan hangileri daima çifttir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu A kare artı A sayısını A parantezinde A artı 1 diye yazabilirim. Burayı da b parantezinde b artı 1 artı c biçiminde ifade ederim. Hocam a tekse a artı 1 çifttir, a çiftse a artı 1 tektir. Dolayısıyla çift çarpı tek daima çift yapacağı için ben bu sayının kesinlikle çift olması gerektiğini biliyorum. Aynı mantaliteyi kurarsam buranın da çift olması gerektiğini öğrenirim. Ve bu sayıların toplamı tekse, bak şunun çift olması gerektiğini buldum. Demek ki bunun tek olması gerekiyor. Ve burası eğer tek olacaksa çiftin üzerine ne eklersem tek olur? Tabii ki de tek bir sayı. Yani C'nin tek olması gerektiğini elde ettik burada. Peki A ve B hakkında yorum yapılabilir mi? Yapamam çünkü A ve B'nin tek veya çift olduğu hakkında herhangi bir bilgi yok elimde. Sadece C'nin tek olması gerektiğini biliyorum. E peki A hakkında bir bilgim yoksa A artı 1'e ben daima çifttir diyebilir miyim? Diyemem. B hakkında fikrim yoksa B artı 4 daima çifttir diyebilir miyim? Diyemem. Ama C sayısı tekse tek sayının üzerine 3 eklersem sonuç kesinlikle çift olur derim. O halde benim cevabım yalnız 3 olacaktı. Yani cevap C şıkkında verilmişti sevgili gençler. 7. sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz 8. soruyla. Mutlaka bu şekilde bir soru karşına çıkacak. Hikayesi bu olmayacak belki fakat çok ama çok benzeri senin karşısına MSÜ'de de TYT'de de çıkacak güzel kardeşim. İyi dinle. SML hoca YouTube kanalında matematik dersi için 6 farklı seviyede içerik üretilmekte. Her seviye için A tane konu, her konu içinde B tane video hazırlanmış. Şimdi 6 farklı seviye var. Her seviye için, her seviye için A tane konu var. Ve her konu içinde B tane video var. Şimdi SML Hoca YouTube kanalında kaç tane video vardır o halde? 6 çarpı A çarpı B tane video olduğunu söyleyebiliriz şu an. Pekala. Bir süre sonra kanalında düzenleme yapan İsmail Hoca her seviye içerik için birer konu azaltmış. Yani şöyle 6 tane seviye varken A eksi 1 tane konu kalmış bir konu azaltmıştı ve her konunun içine de açıklayıcı bir ek video eklemiş. Bir tane video eklemiş. Demek ki A-1 konunun her birinin içerisinde B artı bir tane video var artık. Tamam mı? Böylelikle toplam kaç tane video sayısı elde edilmiş olur? 6 çarpı A-1 çarpı B artı bir tane video sayısı elde edilmiş olur. Düzenlemeden sonra elde edilen video sayısı bu. Düzenlemeden önce de buydu. Pekala buna göre İsmail Hoca'nın yaptığı bu düzenleme ile kanalındaki video sayısı kaç tane azalmıştır diye soruluyor. E azaldığına göre demek ki ben bundan bunu çıkaracağım cevap olarak da bunu işaretleyeceğim. 6 çarpı A çarpı B eksi diyorum. Şimdi 6 parantezinde A eksi 1 ile B artı 1'i birbirinin içerisinde dağıtırsam 6 parantezinde dedim çarpı şurası çarpı olacak gençler. AB artı A tamam mı? eksi b ve eksi 1 dedim. İçeri dağıttım. Bunu yaptıktan sonra bu da şuna eşit olur. 6ab eksi bak eksi 6'yı şimdi içeri dağıtıyorum. Eksi 6ab eksi 6a artı 6b ve artı 6 diyebilirim. Burada 6ab ile eksi 6ab'nin gittiğini görüyorsun. Burada da elimizde ne kaldı? Eksi 6a artı 6b artı 6 kaldı. E şimdi ben bunu ben bunu şu şekilde düşünebilir miyim 6 parantezin alsam eksi a artı b artı 1 gelmez mi gelir E hocam 6 e, parantezinde olacak cevabımız içerisinde eksi a'lı artı b'li ve artı 1'li olacak bu nerede var Bak a seçeneğine b ile eksi a'nın yerini değiştirmiş sanki şaşıracağız B ile eksi a'nın yerini değiştirmiş cevabımızda a şıkkı olur diyeceğiz o halde Evet 8. sorumuzu ve dolayısıyla 2. sayfamızı bitirdik. Şimdi sıra nerede? 9. soruda arkadaşlar. A pozitif gerçel sayı olmak üzere en kenarlı düzgün çokgenin içine A sayısı yerleştirilerek oluşturulan sembolün değeri n'inci dereceden kök içinde A üzeri n-1 olarak tanımlanıyor. Örnek olarak da bize bir tane örnek vermiş. Bak diyor ki 4'ü üçgenin içine yerleştirmiş. 4'ü üçgenin içine yerleştirdiyse Şuradaki çokgenin kenar sayısıydı. 3 üç, üçgen olduğu için 3 dedim. Ve daha sonrasında da içeride yazan sayının çokgenin kenar sayısından bir eksiğinci kuvvetini almış. Yani 3. dereceden kök içinde 4'ün karesi demiş ve bunu da 2 küp kök 2 olarak ifade etmiş. Pekala. 32 sembolünün de değeri x. x değerini sembolü y ve y sembolünün değeri de z'ymiş. E şimdi ben x'i bulacağım önce demek ki. x'i nasıl bulurum? Hocam küp kök içerisinde çünkü orası üçgen. 32'nin 32'nin karesi diyeceğim değil mi? 32'nin karesi demem gerekiyor. Çünkü 3'ten 1 çıkardım. Burası da karesi oldu. Bu ne demektir? Hocam bu 32 küp kök içerisinde 2 üzeri 5 olarak ifade edersem bunun karesi var. O halde burası da küp kök içerisinde 2 üzeri 10'dur derim. Küp kök içerisinde 2 üzeri 10 geldi burası. Yani ben bunu 2 üzeri 10 bölü 3 biçimde de yazabilirim tabii ki. Bu neymiş hocam? X. Şimdi X'i elde ettim. Geldim buraya. Burada bir beşgen söz konusu. Beşinci dereceden kök içerisinde dedim o halde. 2 üzeri 10 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti diyeceğim? Tabii ki de 5'in 1 eksiği. Dördüncü kuvveti diyeceğim. Ve burası da bana 2 üzeri 40 bölü 3'ün neden 40 oldu? 10 bölü 3 ile 4'ü çarptım. 40 bölü 3 geldi. Ve bunu da 5. dereceden kökü dedim. Bunu da nasıl yazarım tabii ki? 2 üzeri 40 bölü 15 biçimde yazabilirim. Çünkü 40 bölü 3'ü 5'e böldüm. 40 bölü 15 geldi. 5 ile de sadeleştirirsem kuvveti 8 bölü 3 gelmesi gerektiğini görürüm. 2 üzeri 8 bölü 3 neymiş? O da y. Şimdi geldim buraya. 4. dereceden kök içinde 2 üzeri 8 bölü 3'ün 4'ten 1 çıkarıyorum. 3. kuvveti dedim. E şimdi burası hocam. 4. dereceden kök içinde 8 bölü 3 ile 3'ü çarparsam 8 gelmez mi gelir? Ben bunu 2 üzeri 8 bölü 4 biçimde yazarım. Bu da 2 üzeri 8 bölü 4 2'dir. 2'nin karesinden doğru cevabı elimize bırakır. Doğru cevap D seçeneği olur. Yani cevabımız D şıkkında verilmiş gençler. 9. soru tam anlamıyla bak bu biraz daha TET'ye yakın. İşlem kalabalığı sebebiyle. Ama MSD'de karşına çıkma ihtimali tabii ki var. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım PDF'de yerini aldı. Aklınızda bulunsun bu tarz sorular mutlaka karşınıza çıkabilir MSÜ'de. 10. sorumuza beraber bakalım. Çok tatlı bir küme sorusu. Aşağıdaki Venn şemasında tek rakamların kümesi T, çift rakamların kümesi Ç. Bak rakam diye unutma. Pekala asal rakamların kümesi A ve evrensel kümede sıfırdan 10'a kadar olan sayılar. Yani toplam 11 elemanlı burada rakam olmayan tek bir tane sayı var o da 10. Pekala buna göre kırmızı boyalı bölge ile gösterilen kümenin elemanlarının toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bir kere dikkat et asal rakamlar, çift rakamlar, tek rakamlar bir kere 10 kesinlikle burada. Çünkü T, A ve Ç kesinlikle rakamlardan oluşuyor. 10 rakam olmadığı için 10 dışarıda kalacak. 10 dışarıda kaldı güzel. Şimdi asal rakamlardan seçelim. Bir kere Ç çift rakamların kümesiydi. Hem çift hem asal olan ne var? Sadece 2 var. Peki hem tek hem de rakam olan neler var? 3 var, 5 var, 7 var. E şimdi canım arkadaşım tek rakamlar hangileriydi? Tek rakamlar 1, 3, 5, 7, 9'du. 1 ve 9 burada kalır. 3, 5, 7 burada kalır çünkü onlar asal. Çift rakamlar nelerdi? 0, 2, 4, 6, 8. E 0 burada kalır, 2 buradaydı. 4, 6 ve 8 dedim. Şimdi ne diyor bize? Kırmızı boyalı bölgeyle gösterilen kümenin elemanlarının toplamı istenmiş. E şimdi 1 ile 9'un toplamı 10 yapıyor. Şunların toplamı da bize 18'i verir. 18 ile onun toplamı 28 yapar. Demek ki cevabımız da C şıkkı olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Kırmızı boyalı bölgeyi istediği için. Ve unutma 10 bir rakam değil. Eğer şuraya yazdıysan vay haline 38'i işaretlersin. Benim ilkokul numaramı. Evet gençler 10. sorumuzu da çözdük. Devam edelim 11 ile. Şimdi ne diyor? Ardışık 3 tane pozitif tam sayının toplamından 2 eksik olan sayıları SML sayısı olarak isimlendirelim. Bu şekilde özel sayı sorusu karşına mutlak suretle çıkacaktır. Örnek olarak da demiş ki 88 sayısı bir SML sayısıdır. Çünkü ardışık 3 tane sayının toplamından 2 eksiktir 88 sayısı. Şimdi o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Eksi 2'yi karşıya atsaydım 90. 90 sayısı ardışık 3 tane pozitif tam sayının toplamı olacaktı. Ki ben bu Ardışık 3 sayıyı nasıl bulurdum? 90'ı 3'e bölseydim 30 bana ortanca sayıyı verirdi. Bir eksiği yanındakini bir fazlası o da sağındakini verirdi. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi herhangi iki SML sayısının toplamına eşit olabilir demiş. Herhangi iki SML sayısı. Hmm. Şimdi ben SML sayısı sayısından bir tanesine desem ki 3'ün katından çünkü 3'e bölünebilecek ya. 3'ün katından 2 eksik İkinci SML sayısı da yine 3'ün katından 2 eksik olacak hocam. Ben eğer bunları toplarsam 2 tane SML sayısının toplamı bana 3 parantezinde A artı B eksi 4'ü verecekti. Ki ben bunu 3 parantezinde A artı B eksi 3 eksi 1 biçimde yazacak olursam bu da 3 parantezinde A artı B eksi 1 eksi 1 verecekti. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? 3'ün 3'ün bir katı oldu bak burası 3 parantezinde olduğu için bir de eksi 1'imiz var. Şimdi o zaman şıklara baktığımız zaman 1 eksiği yani 1 eksiği alındığı takdirde bunlarla karşılaşmışız. E ben şimdi bir fazlasını alırsam yani buna 1 eklersem şıkların her birine 1 bir eklediğim zaman 3'ün katı olan bir sayıyla karşılaşmak isterim. Tamam mı? E şimdi şuraya geldim yazdım. 1 fazlası 730. 1 fazlası 652. Bir fazlası 603. Bir fazlası 557. Bir fazlası 455 oldu. Peki, şimdi bunların hangisi 3'ün katı? 3'ün katı olup olmadığını anlamak için rakamların toplamına bakmam gerekiyor. 7, 3, 0 daha 10 yapar, 3'ün katı değil. 6, 5 daha 11, 2 daha 13 yapar, 3'ün katı değil. 6, 0, 3 daha 9 yapar, 3'ün katı cevap C'ymiş. Diğerlerine de bakalım. 5, 5 daha 10, 7 daha 17 yapar, 3'ün katı değil. 4, 5, 5, 14 yapar 3'ün katı değil. O halde doğru cevabımız zaten işaretlediğimiz C şıkkı olacakmış sevgili gençler. Ve arkadaşlarım devam ediyorum. 12. soruyla çok güzel bir sorudur. Kendileri iyi dinlemende, dikkatli dinlemende çok büyük fayda var. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. A, B, kare kök A kare ve kök B sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Buna göre bu 3 tane ifadeden hangileri doğrudur? Böyle, bu tarz sorularda tek bir tane trik nokta vardır. O triği çözebilirsen soru gayet tatlı bir şekilde çözümüne ulaşır. İyi dinle beni. Şimdi hocam kare kök içerisinde a kare ne demektir? A mı demektir? A olsaydı a'nın burada ne işi var? Demek ki sevgili arkadaşlarım kare kök içerisinde a kare direkt a'ya eşit olmayacak. Neye eşit olacak? Şuna. Kare kök içerisinde a kare bu bize mutlak değer a'yı verecek. Şimdi mutlak değer a'nın yeri burasıymış. Tamam. Çünkü hani şöyle düşün. E, mutlak değere kök dışarı negatif çıkabilir mi? Çıkamaz. Ya A negatifse? Değil mi? Ki burada da mutlak A dedik. Şimdi mutlak A'ya bakıyorsun sayı doğrusu üzerindeki yerinden kaynaklı A'dan daha büyük bir sayı olduğu görülüyor. Eğer bir sayının mutlak değeri kendisinden daha büyükse o sayı negatiftir. Demek ki A %100 negatif. Şimdi B'yi de dikkat et karekökün içerisinde direkt sade böyle ham haliyle tamam mı? Yazabilmişim. E, yazabildiğime göre demek ki B sayısı karekök içerisinde yazılabiliyorsa tek başına pozitiftir. B pozitif A negatif 0 nerededir o zaman 0 tam olarak buralarda bir yerdedir. E çok güzel neredeyse çözdük sayı, soruyu. Düşünelim A sıfırdan küçüktür demiş doğru. B birden küçüktür demiş. Ha, şimdi burada demek ki bir tane daha nokta var. Kök B B'den büyük müymüş hocam? Büyükmüş. ben bir sayının kare kökünü alırsam küçülmesi gerekmiyor mu? Evet lakin bu sayı sıfırla bir arasındaysa mesela örnek veriyorum 1 bölü 4'ü düşün. 1 bölü 4 B sayısı olsun. Karekök 1 bölü 4. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'ye bakıyorsun. Kesinlikle B'den daha büyük bir sayıdır. Yani kök B, B'den büyük oldu. Demek ki sevgili arkadaşlarım. Benim B sayım 0 ile 1 arasında olacak. Yani 1 neredeymiş? Hocam o da burada bir yerdeymiş. E çok güzel. Mis gibi. E tamam diyor ki B 1'den küçüktür. Doğru mu? E B 1'den küçük. Doğru. B karenin karekökü tam sayıdır demiş. Şimdi B karenin karekökü mutlak B'dir ve ben B'yi 0 ile 1 arasında seçtiğime göre e demek ki o zaman 0 ile 1 arasında bir e, tam sayı var mı? Yok. Demek ki B karenin kare kökü tam sayı değilmiş. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. 1 ve 2 bana cevabı verir. Doğru cevap B şık olacaktı gençler. 12. soruyu da çözdüğümüze göre artık 3 sayfayı geride bıraktık. Devam ediyorum 13. sorumla. Ne demiş bana 13'te? Gerçel sayılar kümesinde tanımlı. F, G ve H doğrusal fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki dik koordinat düzlemi de verilmiş. F şuradan e, şurada maviyle gösterilmiş. G pembeyle. H da yeşille gösterilmiş. Bunlardan yeşil olan HX artan diğerleri azalan fonksiyonlar. Pekala. Bana diyor ki F eksi G, F artı H, G artı H fonksiyonlarından hangileri gerçel sayılar kümesinde sabit fonksiyon durur diye sorulmuş. Şimdi ben bunların her birini yazabilirim bak. Her birini. Öncelikle şunu yapacağız. İyi dinle beni. F fonksiyonunu nasıl yazarım ben? Eğimine bakarsın. 2 bölü 3. Ama azalan olduğu için eksi 2 bölü 3 diyeceksin. Eksi 2 bölü 3x artı 0 için nereden geçmiş? 2'den. Eksi 2 bölü 3x artı 2 oldu. Şimdi geldim. G'yi yazalım. Bu fx. Tamam mı? Şimdi g fonksiyonunu yazalım. İyi dinle. Az öncekini anlamadıysan mutlaka şimdi anlayacaksın. G fonksiyonunun eğimine bakacağız. Hocam şurası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 6. O halde ne derim ben? Eksi 1 bölü 2. Neden? 3 bölü 6 1 bölü 2'yi verir. Eğimimiz eksi 1 bölü 2 azaldığı için. Eksi 1 bölü 2x. 0 için nereden geçmiş? Hocam 3'ten geçiyor o zaman artı 3 diyeceğim. Ve h fonksiyonumuzda yazalım. h fonksiyonu artan bir fonksiyon. Eğimi pozitif olacak. Şimdi buraya bakalım. Şurası 2. Burası 3 birim olduğu için 2 bölü 3x dedim. Artı 0 için nereden geçmiş? Eksi 2'den. Artı eksi 2 demeyelim. Direkt eksi 2 diyelim olur mu? Eksi 2 dedim. E pekala. Şimdi f, g, h'ı biliyoruz. F'den g'yi çıkarırsam, bundan bu çıkarsa x'ler kaybolur mu? Bir kere sabit fonksiyon istiyoruz ya. x olmaması lazım. F'den g'yi çıkarırsam eksi 2 bölü 3 x'ten eksi 1 bölü 2 x'i çıkardığım takdirde x'ler sıfırlanır mı? Sıfırlanmaz. O zaman 1 gitti. F ile h'ı toplarsam eksi 2 bölü 3 x'de 2 bölü 3 x birbirini götürür. Artı 2 ile eksi 2 toplamı sıfırdır. Yani f artı h fonksiyonu sıfıra eşitmiş. Demek ki bu bir sabit fonksiyon cepte. g ile h'ı toplarsam hocam g eksi 1 bölü 2 x'ti katsayız. E burası da 2 bölü 3. E ben bunları toplarsam sıfır gelmez. Demek ki sabit fonksiyon elde edemeyiz. Yani 3 de gitti. O halde benim cevabım neymiş? Yalnız 2 olacakmış sevgili arkadaşım. 13. soruyu da çözdüğümüze göre artık 14. sorumuza bir bakabiliriz. ABC pozitif tam sayı olmak üzere 3 tane öncül var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. İyi dinle bu soruyu. Karşına çıkma ihtimali çok yüksek. C sayısı A kare sayısına tam bölünebilirse A sayısına da tam bölünür. Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 100 sayısı, 100 sayısı 25'e tam bölünür mü? Evet. Yani 5'in karesine tam bölünür, değil mi? Peki 5'e de tam bölünür mü? Şimdi ben 100 sayısını 5 çarpı 5'e tam bölebiliyorsam e buradan bir tane 5'e silersem, 5'e de tam bölüneceği zaten aşikar. O halde birinci öncülümüz doğru. Geçtim 2'ye. C sayısı eğer A kere B'ye tam bölünebiliyorsa A sayısına da tam bölünür. Şimdi ben C sayısını A kere B'ye bölebiliyorsam otomatikman hem A'ya hem B'ye tam bölünebiliyor. E ben B'yi buradan silersem C sayısı tabii ki de A'ya tam bölünür. Demek ki sevgili arkadaşlarım ikinci öncülümüz de doğru. Şöyle bakıyorum. A kere B sayısı C sayısına tam bölünebiliyorsa A kere B sayısı C sayısına tam bölünebiliyorsa ki sonuç tam sayı çıkar. A sayısını da A sayısı da C sayısına tam bölünür. Hmm. Şimdi bak burada aksine bir tane örnek vermem yetiyor çünkü daima doğrudur diye sormuş bana. Daima her zaman ve kesinlikle gibi soru kökünde ifadeler varsa şunu yapman gerekiyor. Senin bunu doğrulamak için örnekler vermene gerek yok. Yoksa sabaha kadar örnek verirsin. Seni yapman gereken şey şu. Aksine örnek vereceksin. Bir tanecik bile aksine örnek verebiliyorsan o öncülü baştan aşağı sileceksin. Şimdi ben buna bir tane örnek verebilir miyim? Bakalım veriyoruz mu? 5 çarpı 9 45 değil mi? Bunun ben 3'e bölündüğünü biliyorum. Bak A, bak B, bak C. Şimdi 5 kere 9 3'e bölünüyorsa soru bize diyor ki A da C'ye bölünür. E 5 3'e bölünür mü? Bölünmez. O halde 3. öncülüm demek ki patlakmış. O halde cevap neymiş? 1 ve 2 yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet 14'ü de çözdük sizle beraber. Güzel bir prova olduğuna adım kadar eminim. Ve 15. sorumuzda devam edelim. Ne diyor bize? İkinci dereceden gerçel katsayılı Px polinomunun baş katsayısı 1'dir diyor. Şimdi baş kat sayısını verdiğine göre şanslıyız. En can sıkıcı kısmı başka kat sayısını bilmediğimiz kısım. Devam edelim bakalım. Px polinomunun x artı 2 ve x ile bölümünden kalanlar birbirine eşittir. Şimdi bu ne demek oluyor? Şunu sıfıra eşitlediğim takdirde x eşittir eksi 2. Bunu sıfıra eşitlediğim takdirde x eşittir 0 geliyor. Demek ki eksi 2 ve 0'ı burada yerine yazdığım takdirde p eksi 2 p 0'a eşit oluyor. Ve bu kaçıncı derecedendi? 2. Unutmayalım. Pekala. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan yani P2'den bahsediyor. Çünkü burayı sıfıra eşitlersem x eşittir 2 olur. Onu burada yerine yazdığım takdirde P2. Kalan Px polinomunun sabit teriminin 2 katı. Px polinomunun sabit terimi nedir? P0 değil midir? P0'ın 2 katına eşitmiş arkadaşlarım P2. Olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı soruluyor. Yani ne soruluyor? P1. Ana bir sürü sayı var ne olacak şimdi? Çok basit iyi dinle beni. İkinci dereceden olması bizi kurtarır. Niye biliyor musun? P-2 ile P0'ın birbirine eşitliğini bildiğimiz için bu bir paraboldür derim. İkinci dereceden olduğundan bu bir paraboldür. Parabolün de biliyorsunuz simetri ekseni vardı. Yani tepe noktasının apsisi. Eksi 2 ile 0 birbirine eşitse bunların tam ortasında bulunan sayımız olan eksi bir, yani P 1 yani P-1 bizim parabolümüzün tepe noktasıdır. Demek ki parabolümüzün tepe noktasının apsisi neymiş? R'si eksi 1'miş. O halde derim ki madem eee Baş kat sayısı da 1. Bir. Hiç 1'i falan yazmayacağım. Diyeceğim ki x eksi r'nin karesiydi unutma. Artı bir de k'mız vardı değil mi? O halde px polinomuz şudur hocam. Benim r eğer eksi 1 ise x eksi eksi 1'den x artı 1'in karesi artı bir de k gelir. E şimdi güzel hocam bak. P2 2 tane P0'mış. P2'yi bir bulalım. P2 dediğimiz şey 2 artı 1 3. 3'ün karesi 9. 9 artı k gelir. Bir de P0'ı bulalım. P0'da sevgili arkadaşlar 0 artı 1 1 1'in karesi 1 1 artı k'dan 1 artı k gelir. Şu şunun 2 katıymış. Yani 9 artı k eşittir 2 artı 2 k olur mu? Olur. K'yı bu tarafa 2'yi bu tarafa postaladım. K kaç geldi? 7 geldi. Eğer ki K 7 ise artık benim parabolüm ortaya çıktı. Yani polinomum ortaya çıktı. Eşittir x artı 1'in karesi artı 7 dedim. Ve benden istenen neydi? p 1 artık 1'i rahatlıkla yerine yazabilirim. 1 artı 1, 2, 2'nin karesi 4, 4'e 7 eklersem doğru cevabın 11 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla söylerim gençler. 15'i de çözdüğümüze göre artık çok güzel bir polinom sorusuydu ki karşınıza çıkma ihtimali yüksek. MSÖ'de olmasa bile TYT'de karşınıza çıkma ihtimali pardon AYT'de özür dilerim. Çok yüksek artık geçebiliriz 16. sorumuza arkadaşlar. Ne diyor bize 16'da? Eleman sayısı, tek sayı olan bir veri grubunda elemanlar küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortadaki değer grubun medyanı, en çok tekrar eden değer grubun modudur. Pekala, 8, 4, 2, 1, 2, 5, 9, 8 elemanların oluşturduğu veri grubunda veri grubuna A ve B elemanları eklenirse grubun modu ve medyanı değişmiyormuş. Şimdi ben önce bunu bir e, küçükten büyüğe doğru sıralamak isterim açıkçası. Çünkü sıralı vermemiş bize. Hadi sıralayalım. 1'i yazdım. Bir tane 1 var. 2'den 2 iki tane var. Dolayısıyla 2, 2 iki yazdım. 2'leri de sildim. Şimdi sırada 4 var. Ondan bir tane 4'ü de sildim. 5 e, var. Sonra 8, 8 var. Ve bir tane de 9 var. İşte tümü bu. Peki. Ben bu veri grubuna A ve B elemanlarını ekliyorum. Grubun modu ve medyanı değişmiyor. Şimdi burada grubun modu ne? Bu grupta iki tane mod var. 2 tane tepe değer var. Hangileridir? 2 ve 8. Şimdi 2 ve 8 iken A ve B ekleniyorsa ve A ve B eklendiğinde grubun modu değişmiyorsa e demek ki benim burada eklediğim A ve B ya ikisi de 2 olacak ve 8 olacak yani 2'ye 8 olacak. Ya da bunlardan farklı bir şey olursa olur mu? Mesela 1, 2, 4, 5, 8, 8, 9 diyor ya mesela 7 yok burada 7 eklenebilir mi? Veya burada 0 yok 0 eklenebilir mi? olabilir arkadaşlarım. Tamam mı? Ama şu bir gerçek, şu bir gerçek. Medyan da değişmiyor. Şimdi bu grubun medyanı ne? Toplam 8 tane Leon var. Ortada kalan 2 tanesi 4 ve 5. Ortada kalan 2 tanesi 4 ve 5 ise bu grubun medyanı 4 ile 5'in toplamının yarısıdır. Yani bu grubun medyanı 4,5'tür. Şimdi medyan değişmediğine göre demek ki eklediğimiz elemanlardan bir tanesi kesinlikle 4,5'tan küçük. Öteki de kesinlikle 4,5'tan büyük olacak. Peki ne demişti? Hangisi olabilir? 2'ye 4 olursa ikisi de 4.5'tan küçük olmaz. 3'e 4 olursa ikisi de 4.5'tan küçük olmaz. 2'ye 5 olursa biri 4.5'tan küçük, öteki 4.5'tan büyük olabilir. Bir dursun cepte. 2'ye 8 olursa olabilir. 1'e 9 olursa olabilir. Ama ama. Mesela ben 2'ye 8'i e eklersem 2'yi burada ekledim. 1 2 2 4 5 8 8 8 9 olur değil mi? E şimdi dur, bakıyorsun. Ee, şurada bir tane daha 2 vardı değil mi? Onu eklemeyi unuttuk. Bir tane daha 2'miz var. E Şimdi hocam burada medya, e, modumuz ne? 2 2 2 8 8 8'den kaynaklı modumuz değişmedi. Bak 2'ye 8. Ve medyanımız hala kaç? 4'e 5 tam ortasındaki 4.5. Bak mis gibi. Demek ki mod ve medyanın değiştirmediği D'ymiş. Diğerleri neden olmaz hocam? 2'ye 5 olur mu? E, 2'ye eklersem 8'e eklemediğim için grubun bir tane modu olur artık o da 2'dir deriz. E, bizim modlarımız 2 ve 8'di. 2 tane modumuz vardı. 1'e 9 eklenirse o da olmaz mı hocam? Şimdi 1'e 9 eklediğin zaman grubun 4 tane modu olur. 1, 2, 3, 4 tane olur. Bu da olmaz ama sevgili arkadaşlarım 2 ve 8 eklenirse tertemiz mis gibi alırız. Cevabımız D şıkkı olacaktı deriz. Ve gençler artık bu sayfayı da bitirdiğimize göre devam edebiliriz. 17. sorumuzda bir sembolik mantık sorusu bakalım ne diyor soru. Ve devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. 17. sorumuzla bir masada Sarı, yeşil, mavi olmak üzere 3 tane koli ve bu kolilerin her birinde fizik, matematik ve tarih kitaplarının sadece ama sadece bir tanesi vardır. Koliler ve içindeki kitaplarla ilgili aşağıdaki önermeler biliniyor. Bize 3 tane önerme vermiş. P ve Q'nun değili ise R'nin de değili bileşik önermesi doğruymuş. Şimdi bu doğruysa V bağlacının sonucu doğru olduğuna göre iki bileşeri de mutlaka 1 olmak zorunda. Yani P 1'miş bu kesin. Şimdi geldim buraya. Q'nun değili ise R. Bunun değili doğruysa bunun kendisi yanlıştır. Ve ise bağlacının sonucu yanlışsa %100 burası 1'dir burası 0'dır. Yani R önermesi yanlış. Q'nun değili 1 Q da yanlıştır. Güzel şimdi P, Q, R'nin doğru mu yanlış mı olduğunu anladık. Devam edelim. Ee, ne demişti? Sarı, yeşil ve mavi kolilerde bulunan kitaplar sırasıyla hangileridir? Şimdi sarı, yeşil ve mavimiz vardı. S, Y, M dedik bunlara. Sarı kolide fizik kitabı yoktur diyor. Demek ki fizik buraya gelmeyecek. Fizik buraya gelmeyecekse mesela A şıkkını direkt eleyebiliyorum, değil mi? Pekala, yeşil kolide matematik kitabı vardır diyor. Demek ki yeşil kolide matematik kitabı yok çünkü bu yanlışmış. Mavi kolide tarih kitabı yoktur diyor. Bak, yoktur diyor. Yoktur diyorsa yalan söylüyormuş ya. Demek ki mavi kolide kesinlikle tarih var. Burada kesinlikle tarih var. Yeşil kolide matematik kitabı vardır diyor. E yanlıştı. Demek ki matematik buradaymış ve doğal olarak fizikte nereye kalıyor? Fizikte buraya kalıyor. Yani matematik, fizik, tarih bize cevabı verecekti. Doğru cevabımız da B şıkkı olur dedik ve devam ediyoruz. 18. sorumuz da sevgili arkadaşlar. A, B ve C tipi şarj kablosu üreten bir firmanın müşterilerinin kullandıkları kablo tipine göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Firma müşterilerinden B tipi şarj kablosu kullananların %10'u B tipi yerine C tipi şarj kablosu kullanmaya başlarsa A tipi kablo kullananların sayısı B tipi kablo kullananların sayısının 2 katı oluyor. Bak şimdi iyi dinle beni. Bu müşterilerden B tipi şarj kablosu kullananların %10'u diyor. Eğer ki C tipi şarj kablosu kullanmaya başlarsa A tipi kablo kullananların sayısı B tipi kablo kullananların sayısının 2 katı oluyor. Yani demek ki bu demek ki şu oluyor. A tipi zaten 126 dereceydi ya bu değişmiyor. Ama B'dekilerin %10'u C'yi kullanmaya başlarsa işte o zaman burası 63 derece oluyor diyor. Çünkü bu bunun iki katı oluyormuş. Ya da diğeri B, yarısı oluyormuş. Şimdi 126'ya 63 ise, bak 126'ya 63 ise bunları ben toplarsam 189 gelir. Tamam mı? E şimdi 360 tamamıydı. 360'dan ben bunu çıkardığım takdirde elimde ne kalır? Tabii ki de 171 kalır. Yani burası da 171 oluyormuş. Tamam, güzel. Şimdi son durumda B tipi kablo kullananların sayısı 378 olduğuna göre C tipi kablo kullananların sayısı soruluyor. Yani 63 dereceye karşılık 378 tane geliyorsa C tipi kablo kullananlar 171'di. 171'e ne gelir diye soruluyor. Şimdi ben o zaman 63 ile 378 arasındaki bağıntıyı bir çözmem gerekiyor. Kaç katı? 6 katı. O zaman cevap bunun 6 katıdır. Ben 6 ile 171'i çarparsam önce 100'ü çarptım 600 sonra 70'i çarptım. 66 kere 70 420 ve sonra 1'i çarptım o da 6 bunları toplarsam eğer 1026 bana cevabı verir doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler 18'i de çözdüğümüze göre artık 19 için sağ üst tarafa doğru çıkıyoruz ve çok güzel TYT'de de MSY'de de karşınıza gelebilecek çok ama çok güzel bir problem sorusu karşımızda. Ne demiş soruda? Aşağıda bir marketin bakliyat bölümünde satılmakta olan pirinç ve nohutların ağırlıklarına göre değişen fiyatları verilmiş. Mesela burada pirincin 2 kiloluk paketi 26 lira, 9 kiloluk paketi 72 lira. Demek ki ebat büyüdükçe, gramaj arttıkça o paketin fiyatı düşüyor arkadaşlarım. Neye göre düşüyor? Küçüğüne göre düşüyor. Nohut'un 2 kiloluk paketi 26 lirayken 10 kiloluk paketi 72 lira olduğu gibi. Bu markette satılan bakliyatların paket ağırlıkları arttıkça içindeki ürünlerin birim fiyatları daha hesaplı olmakta. Buna göre bu marketten 2 paket 5 kiloluk pirinç ve 1 paket 7 kiloluk nohut alan bir müşteri kaç liralık bir ödeme yapmış olabilir diye soruluyor. Şimdi ne, ne alıyoruz? 2 tane 5 kiloluk pirinç, 2 tane 5 kiloluk pirinç ve bir pakette nohut alıyoruz. Yani bir tane de ne alıyoruz. Bu ikisinin toplamı ne kadar olabilir diye soruluyor. İyi dinle beni. Şimdi şuradakinin 1 kilosu kaça geliyor? 26'yı 2'ye bölersem 13 TL'ye geliyor. Buradakinin 1 kilosu kaça geliyor? 72'yi 9'a bölersem 8 TL oluyor değil mi? O halde ben 5 kiloluk paketin içerisindeki pirinçlerin 1 kilosunun kesinlikle 13 liradan daha uygunken 8 liradan daha pahalı olması gerektiğini biliyorum. 8'den pahalı ama 13'ten de ucuz. Peki kaç kiloydu? 5 kilo. O halde 40'dan daha pahalıyken bu paket kesinlikle 65'ten daha uygundur. Pirinç paketi. 5 kiloluk pirinç paketi. E ben iki tane alacaktım bundan. iki tane alırsam eğer iki tane pirinç paketi 80'den daha fazladır. 130'dan daha ucuzdur derim. Bu bir cepte. Şimdi devam. Nohut için de aynısını yapalım. Bunun 1 kilosu 13 lirayken bunun 1 kilosu 7,2'dir. Ve şunu biliyorum ki 7,2'den kesinlikle pahalı benim nohut ee, 5 7 kiloluk nohut e, paketimin 1 kilosunun fiyatı ve 13 liradan daha ucuz. 7 kiloluktu 7 ile çarparsam eğer burası 50,4 gelirken burası da 7 kere 13'ten bana 91'i verecektir. Tamam mı? Böylelikle 91'den ucuz 50,4'ten daha pahalı olması gerektiğini biliyorum. Ve artık ben bu ikisini toplarsam eğer 130,4'ten daha pahalıyken benim ödeyeceğim fiyat 130 artı 91 221'den daha ucuzdur diyeceğim. Şıklarda 130,4'ten büyük ve 221'den küçük sadece ama sadece C var. 110 ve 120 130'lu virgül daha küçük. 230 ve 250 221'den daha pahalı olduğu için cevabımız C şıkkı olur diyeceğiz sevgili gençler. Mükemmel ötesi bir soru. Mutlaka ama mutlaka kaydet sınavdan önce tekrar etmen gereken sorulardan birisiydi. 20. sorumuz. A ve B şehirlerinden aynı anda birbirine doğru sabit hızlarla harekete başlayan Ceren'in hızı Fevzin'in hızının 3 katıdır. Şimdi A şehri ve B şehrinden sevgili arkadaşlarım. Şurası A şehri olsun. Şurası B şehri olsun. Ne diyor? Ceren'in hızı Fevzin'in hızının 3 katıdır. Şimdi Ceren buradan hareket ediyor ve hızı 3V ise Fevzi bu taraftan hareket ediyor ve hızı V arkadaşlar. Tamam? Orayı da diğeri gibi sırasıyla yazalım. Fevzi buradan hareket ediyor bu tarafa doğru ve hızı da V. Şimdi diyor ki Ceren'in saati gerçek zamana göre 6 dakika geri. Fevzi'nin hızı Ceren'in saatine göre 10 dakika ileridir. Demek ki gerçek saate göre 4 dakika ileri olacak Fevzi'nin saati. Çünkü Ceren'in saatine göre 10 dakika ilerideymiş Fevzi'nin saati. Ceren ve Fevzi gerçek saate göre saat 10'u 44 10.44'ü gösterirken karşılaşmış ve bu karşılaşmadan sonra Fevzi kendi saatine göre 12'de A şehrine varmıştır. Şimdi gerçek saate göre gerçek saate göre şurada gerçek saat 10.44'müş. Ve Fevzi kendi saatine göre saat 12'de A'ya varmış. Ve kendi saatine göre 12 ise gerçek saat kaçtır? Kendi saati gerçek saatten 4 dakika ileriydi. Demek ki saat 12'de buraya geldiyse aslında gerçek saat 11.56'ymış diyeceğim. Yani gerçekte 44 artı e, 11.56'dan 10.44'e 10. kadar kaç dakika var onu hesaplayacağım. Burada buranın 11 olabilmesi için 16 dakika vardır. 56 dakika daha eklersem eğer 56 artı 16'dan bize bu 72'nin ta kendisini verecek. Yani Fevzi şu mesafeyi V hızıyla Fevzi bu mesafeyi 72 dakikada kat etmiştir. Tamam mı? Bu cepte. Buna göre Ceren B şehrine vardığında Ceren'in saati saat kaçı göstermektedir diye soruluyor. Şimdi gerçek saatte burada 10.44'tü. Ve biliyorsun ki, biliyorsun ki fevzi şuradaki mesafeyi yani Ceren'in 3V ile aldığı mesafe 3X ederim. Fevzi'nin V ile aldığı mesafe burada X'tir karşılaşana kadar. Ve Ceren unutma ki 3V hızıyla hareket ediyordu. Şimdi Fevzi V hızıyla, Fevzi V hızıyla burayı 72 dakikada almıştı değil mi? E şimdi o zaman şöyle düşünürsek biz. Bizim Ceren ablamız Buradaki mesafeyi 3 kat daha hızlı olduğu için 72 değil 24 dakikada almaz mıydı? Evet tabii ki de alırdı. Şimdi burayı 24 dakikada aldı. 3x'lik mesafeyi 24 dakikada alıyorsa x'lik mesafeyi kaç dakikada alır? Tabii ki 8 dakikada alır. Yani ben 10.44'ün üzerine 8 dakika eklersem artık buradaki saatin 10.52 olması gerektiğini bilirim. Tamam mı? Burası 10.52. Ve gençler... Ne demişti bize? Ceren'in saati kaçı göstermekte? Ceren'in saati 6 dakika geriydi. 6 dakika geriyse demek ki burada gerçekte saat 10.52 iken 10.46 Ceren'in gerçek saatidir diyebilirim. Doğru cevabımız da aşık olur deriz. Evet böylelikle artık 21. sorumuza doğru geçebiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda A, B, C, D kapları verilmiş olup sadece A kabının içi tamamen suyla doluyken diğerleri boştur. Bak burası dolu, diğerleri boş. Bu kaplara aşağıdaki işlemler sırası uygulanıyor. Buradaki suyun içerisine şu kap tamamen do dolana kadar A kabından B kabına su aktarılıyor. Burası dolduktan sonra bundan C kabına, burası dolduktan sonra bundan da D kabına su aktarılıyor. Son durumda A B C D kaplarındaki suların hacimleri sırasıyla küçük A, küçük B, küçük C ve küçük D'dir. Yani şu. Burada A kadar, burada B kadar, burada C kadar ve burada D kadar su varmış ve bu ABCD arasında da A eşittir 3B, O eşittir 2C ve O da eşittir 4D bağıntısı varmış. Hemen bunun katsayısı 1 ya 1, 3, 2 ve 4'ün ortak katı ne? 12. 12'nin 4'e bölümünden 12'yi 4'e böldüğün zaman 3, 12'yi 2'ye böldüğün zaman 6, 12'yi 3'e böldüğün zaman 4, 12'yi 1'e böldüğün zaman 12 olur. Yani ben artık buradaki ABCD'yi iptal ederim ve derim ki A'ya 12V derim. Ee, küçük B'ye 4V derim. Küçük C'ye 6V derim. Ve küçük D'ye de 3V derim. Şimdi benden istenen A kabının hacminin C kabının hacmine oranı nedir diye soruluyor ya. Bak, i̇yi dinle. A kabının hacmi buranın tamamı. C kabının hacmi de buranın tamamı. E şimdi şuradaki 3V nereden gelmişti? İşte şuradan. Demek ki buradaki boş kısmın hacmi 3V. Buranın tamamı 9V oldu. Bu 9V nereden gelmişti? Buradan. O halde burası boş kısmın hacmi 9V. Buranın tamamı 13V ve bu 13V nereden gelmişti? İşte buradan gelmişti. Demek ki buranın tamamı da 25V'ymiş. Ve A kabının hacminin C kabının hacmine oranı 25 bölü 9'un ta kendisidir. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiş gençler. Evet böylelikle 21. sorumuzda çözdük. Geçtik 22. 4 yanlışın bir tane doğruyu götürdüğü 120 soruluk bir sınava katılan Ebrar sınavdan sonra diyor ki yanlışlarım doğru olsaydı yani hiç yanlışım olmasaydı 112 netim olurdu. Dur şimdi burada dur. Yanlışlarım doğru olsaydı diyor yani hiç yanlışım olmasaydı 112 netim olurdu hiç yanlışı yoksa doğru sayısı azalmıyor. O zaman 112 net oluyorsa demek ki 112 tane doğrusu olacaktı ve 8 tane de boşu olacaktı çünkü bu sınav 120 soruluktu. O zaman ben şunu biliyorum. Bu kızın kesinlikle 8 tane boşu var. Boşlarım yanlış olsaydı 95 netim olurdu. Şimdi dur orada. Normal gerçekteki doğru sayısı D ise Gerçekteki yanlış sayısı 4Y ise 4Y dedim çünkü 4'te biri kolay alınabilsin diye 4Y seçiyorum. Ve 8 tane de boşu var değil mi? Şimdi hocam diyor ki 95 netim olacaktı diyor ya boşlarım yanlış olsaydı. Boşlar da yanlış olsaydı doğru sayısı D Yanlış sayısı 4Y artı 8 olurdu. Peki bu yanlışların ne kadarı giderdi? Bölü 4'ü kadar. Yani y artı ikisi giderdi. Ve böylelikle ben d artı 4 y'nin 112 olması gerektiğini biliyorum ya. Buraya baktığın zaman d'den y artı 2'yi çıkardığın takdirde yani d eksi y eksi 2 yapınca bu da 95 geliyormuş. O halde d eksi y eşittir 97 olur mu? Olur. Şimdi ben şundan şunu çıkarırsam bak çıkarıyorum d'ler gider. 5y kalır 112'den 97'yi çıkarırsan 15 olur. Demek ki ben burada y'nin 3 olması gerektiğini anlarım. Ebrar bu sınavdan kaç soruyu yanlış yapmıştır? Ben yanlış sayısına 4y demiştim. Y'yi de burada 3 buldum. Yerine yapıştırırsam 12 gelir. Demek ki Ebrar bu sınavda toplam 12 tane yanlış yapmıştır arkadaşlarım. Cevabımız da D şıkkıdır. Evet 22'yi de çözdüğümüze göre devam edelim. 23. sorumuzda beni çok ama çok iyi dinliyorsun. Orhan Bey kare şeklindeki bir kartonu şekil 1'deki gibi karşılıklı kenarları paralel olacak şekilde kesiyor. Daha sonra kartonun büyük parçasını şekil 2'deki gibi karşılıklı kenarları paralel olacak şekilde kesiyor. Şimdi bunu kesmiş şurası kalmış ya bunu da ikinci şekilde burasını kesmiş. Tamam olay bu. Peki sildim ve devam ediyorum. Diyor ki Şekil 2'deki mavi kartonun alanı, yani şurası, şekil 1'deki mavi kartonun alanının %80'idir. Yani ben buraya 100K dersem, burası 80K olacaktır deniliyor. Hatta ve hatta, K'ları bile boşver. Hiçbir alan ibaresi yok ya, ben direkt %80 diyeceğim buraya. Buraya buz, 100, buraya 80 dedim. Peki, şekil 2'deki yeşil parçanın alanı, e şekil 2'deki yeşil parçanın alanı 20'dir be güzel kardeşim. Niye? Buradaki 100 zaten kesilmemiş miydi? 20-80 daha 100 yapar, çok güzel. Şekil 2'deki yeşil parçanın alanı yani 20'den bahsediyor. Şekil 1'deki yeşil parçanın alanının %30'udur. Şimdi şöyle diyeceğim. Şuraya yeşilin alanına y dersem bunun %30 yani 3 bölü 10'u bana 20'yi veriyormuş. O halde bununla bunu çarpıp 3'ü de bölersem y eşittir 200 bölü 3 yapar. Yani burasının alanı gerçekte 200 bölü 3'müş. Şimdi benden istenene bakalım. Şekil 2'deki yeşil parçanın alanı yani şu. İlk kartonun alanının yüzde kaçına eşittir? Şimdi ilk kartonun alanını bir bulalım. 100 artı 200 bölü 3'den 500 bölü 3'tür. Ve yüzde kaçıdır diye sorulmuştu. Yani diyor ki 500 bölü 3'ü ben x bölü yüzde çarpınca bana bu 20'yi versin istiyorum. Şimdi o halde işimiz kolay. 500'ü 100'e böldüm 5. 3'ü karşıya attım. 5x eşittir 60 oldu x kaç geldi? 12 demek ki %12'sine eşittir diyeceğim. Cevabım da D şıkkı olacak. Evet, böylelikle 23'ü de çözdük ya. Artık 24'teyiz. KL yolunda bulunan aynı yönde hareket eden ABC araçlarının konumları ve hızları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. En arkada bulunan C aracı şimdi bunlar sağ tarafa doğru hareket etsinler. En arkada da bir C aracı varmış. Bunun hızı da 120'ymiş. Güzel. En öndeki A aracının, en öndeki A aracı şurada olsun. Tamam mı? Hatta biraz geri alalım şöyle. Şurada olsun. B aracıyla arasındaki mesafe 200 metre. C aracıyla arasındaki mesafe 1000 metre. Şimdi demek ki B burada bir yerdeymiş. Şurası 200 metre. C ile arasındaki mesafe 1000 ise eğer demek ki burası 800 metreymiş. Pekala. 6 dakika sonra bu 3 araç yan yana gelmiş. 6 dakika sonra A da B de C de işte bu noktaya gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi buna göre B aracının hızı saatte kaç kilometredir diye sorulmuş. Öncelikle 6 dakika demek 1 bölü 10 saat demektir. 1 bölü 10 saat. Tamam. Şimdi bu aracın C aracının hızı 120 değil miydi? 1 saatte 120 kilometre. 1 saatte 120 kilometre yol alıyor demek. O halde 1 bölü 10 saatte ne kadar yol alır? Yani onda biriyken 12 kilometre yol alır. E şimdi hocam şu kısım zaten bindi. Demek ki şurası 11 kilometreymiş. 1000 metre 1 kilometre çünkü. Demek ki burası da 11 kilometre ki C aracı 1 bölü 10 saat sonra buraya gelebilmiş. O zaman A aracının aldığı mesafe nedir? A aracının aldığı mesafe 11 kilometredir. Bunu 1 bölü 10 saatte yapıyorsa demek ki hızı 1 saatte 110 kilometre olur. 110. Peki şimdi B aracının hızı sorulmuştu ya zaten. O 110'a da gerek yok. Şunu yapacağız şimdi. B aracı burada. 12 pardon 11.200 metre yol almamışım Yani 11.2 kilometre. Bu 6 dakikada yani 1 bölü 10 saatte aldığı yol. Peki ben bunu 10 ile çarparsam 10 ile çarptığım takdirde 112 kilometre yapar. Demek ki B aracının hızı 1 saatte 112'ymiş derim. Cevabında aşık olur. Tertemiz bir soru ve tertemiz bir çözümdü. Bu sayfamızda bitirdiğimize göre artık devam edebiliriz. 25. sorumuzda arkadaşlar. Elemanları rakamlar olan 8 elemanlı A kümesinin bazı elemanlarıyla 1 2 3 4 1 2 3 5 6 ve 7 3 7 1 2 3 5 6 sayıları, elemanları rakamlar olan 7 elemanlı B kümesinin bazı elemanlarıyla da 815 956 ve 109 561 sayıları yazılabiliyor. A kesişim B kümesinin elemanlarıyla bunlardan hangileri kesinlikle yazılamaz diye sorulmuş. Şimdi A kümesi 8 elemanlıydı. Ve buradaki elemanların kesinlikle şunlar olduğunu söyleyebilirim. 1 2 3 4 var. 5 var, 6 var. 1 2 3 4 5 6 var. Buradaki 7 var. 8. elemanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama burada 7 tane eleman var ya, 8. eleman bilmiyoruz abi. Peki devam. Şimdi B kümesini oluşturmaya çalışalım. B kümesiyle yazılabilen sayılarda şu ve şuydu. Burada neler var? 0 var hocam. 1 var. Sıralı yazalım ki karışmasın arada. 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5 var. 6 var. 7 yok, 8 var. 9 var. Şu an 6 eleman oldu. B kümesi 7 elemanlıydı. Demek ki bir tane daha elemana ihtiyacımız var. B kümesini tamamlayabilmek için. Şimdi hocam A kesişim B kümesine baktığımız zaman elimizde olan elemanlarla 1 var. Bunlar da ortak. 5 var. 6 var. Başka da ortak bir eleman yok. Yani ben 1, 5, 6 ile 1, 5, 6 ile sayılar oluşturabilirim A kesişim B'de. E şimdi düşünelim. 1, 5, 6 demiştik ya. Ben burada 1 ve 5'i görüyorum. Bak 3. öncüle direkt 1, 5'i gördüm ya. Şimdi burada 2 A kümesinde vardı ama B kümesinde yoktu. Peki olabilir mi? Olabilir. Yani şuraya 2 gelebilir. Değil mi? 2 e geldiği takdirde. E şimdi 9 dediğimiz elemanda eğer şuradaysa A kesişim B 1 5 6 2 ve 9'dan oluşacağı için 1295 sayısı yazılabilir. Bu bir cepte. Geldim ikinci öncüle bakıyorum şimdi. 1 5 6 idi. 1'i gördüm, 6'yı gördüm. Şimdi 0 ve 4 bak. 4 burada var, 0 burada var. O halde diyorum ki 0 burada ve 4 de şurada olursa eğer 6014 sayısını da ben yazabilirim. Geldim birinci öncüle. Birinci öncüle bakıyorum. 5 kesinlikle vardı. 6 kesinlikle vardı. 4 şurada var ama 3 burada yok. Yani ben buraya şuraya 3'ü yazsam 4'ü yazamam. 4'ü yazsam 3'ü yazamam. Demek ki birinci sayıyı yazamazmışız. Kesinlikle yazılamaz diye sorulmuştu. O halde bizim cevabımız yalnız bir olacaktı. Yani cevap A şıkkıymış sevgili arkadaşlarım. Ve 26. sorum için aşağı doğru iniyorum. Çok güzel bir sorudur kendileri. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Bir torbadan mavi, pembe, turuncu renklerde toplar bulunmakta. Aşağıdaki daire ve sütun grafiklerinde torbada bulunan topların renklerine göre dağılımları ve sayıları verilmiş. Şimdi mesela burası 150 derece, 90 derece, 240 kaldı şuraya 120 derece değil mi? X artı Y toplamı soruluyor. Şimdi burası top sayısı, burası da renklerine göre dağılımını veriyor. Tamam mı? Burası 90 dereceydi. Ben bunları büyük sayılarla uğraşmak istemiyorum. Hepsi 30'un katı zaten. 30'a böldüm, buraya 3K dedim. 30'a böldüm, buraya 4K dedim. 30'a böldüm, buraya da 5K dedim. Tamam mı? E şimdi 3K, 4K, 5K iken. Ben burada şunu söyleyebilir miyim? X eksi 20 ve X artı 30. Biri en küçük, öteki de en büyük. En küçük olan 3 ile en büyük olan 5 ile orantılıydı. O halde X eksi 20'nin X artı 30'a oranı kesinlikle 3'e 5'tir. E madem öyle içler dışlar çarpımı işimizi görür be. 5X eksi 100 eşittir 3X artı 90 dedim. Buradan 2X eşittir 190 gelirken İkisinin ben 95 olması gerektiğini bulurum. X 95'miş. Çok güzel. Şimdi X 95'se 95'ten 20'yi çıkar 75. Yani şunu söyleyebilir miyim? 3K dediğim şey 75'miş. E o zaman 4K dediğim şey nedir? 4K dediğim şey de 100'dür. Çünkü K burada 25 geliyor. E 4K 100'se o da ortanca değil miydi? O da Y'ymiş. Demek ki Y de 100'müş. O halde buraya da 100'ü yazarım. İkisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevap 195 olur. Cevabımız E seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Tadında bir soruydu. Ciddi anlamda tadında bir soruydu. Ve devam ediyorum. Bir diğer sorumuz olan 27. sorumuzda. Aşağıda bir alışveriş sitesinde fotoğraf makinesi arayan Oğuz iki farklı aramada istediği özellikleri işaretleyerek yaptığı arama sonucunda istediği özelliklere uygun makine sayısını ifade eden aramalar ve sonuçları aşağıda gösterilmiş. Burada mesela objektifi değiştirilebilir ve sabitleri işaretlemiş iki tip objektif olduğunu görüyoruz. Üç tipte marka var Sony, Canon ve Nikon. Ve Sony'nin hem değiştirilebilir hem de sabit objektifli olanları 240 taneymiş. Aynı zamanda sadece değiştirilebilir objektife sahip Canon ve Nikon ürün adedi de 120'ymiş. Bu sitede Sony, Canon, ve Nikon marka objektifi değiştirilebilir ya da sabit olan 500 tane ürün varmış. Şimdi hocam bak iyi dinle. Sony'nin hem sabitlerinin hem de değiştirilebilir olanlarının adetini biliyorum 240. Canon ve Nikon'un da sadece değiştirilebilir olanlarını biliyorum. 240 ile 120'nin toplamı 360. E nerede bunun geriye kalan 140 tanesi? İşte onlar da Canon ve Nikon'un sabit lensli olanları, sabit sabit objektif olanları. Yani o zaman bunlar kaç taneymiş? 160 tane. Objektifi sabit e, olan Canon marka fotoğraf makinesi sayısı yani şu. Objektifi sabit olan Nikon markası fotoğraf makinesi sayısından 40 fazla. Yani bu x artı 40 ise bu x'miş. E Bu ikisinin toplamını ben 100, 160 bulmuştum. 2x artı 40 eşittir 160 ise 2x eşittir 120 x eşittir bana 60'ı verir. Bu sitede objektifi sabit olan Nikon marka. E ben objektifi sabit olan Nikon markalara X demiştim. X'i 60 buldum. E cevabı bulmuşuz o zaman. Cevabımız ne olacakmış? B şık olacakmış gençler. Ve gençler artık 27. sorumuzda bitirdik ya. Artık geçelim 28'e. Senle beraber şu 28. sorunun da bir el sesine vuralım bakalım hadi. Bir sınıfta İbrahim, Taylan, Eylül, Ömer, Elif, İbrahim Taylan Eylül Ömer Elif hemen yazalım İbrahim Taylan Eylül Ömer ve Elif Tamam güzel Diyor ki Ömer İbrahim'e 4 tane Eylül'de Taylan'a 2 tane kalem verirse Tüm kişilerde eşit sayıda kalem oluyor hmm, Şimdi mesela şöyle düşün Ben sana 4 tane kalem verdiğim takdirde işim, ikimizin kalem sayıları birbirine eşit oluyorsa Demek ki senin kalem sayın normalde benim kalem sayından 8 eksikmiş. Yani ben o zaman şöyle diyeyim mi? Ömer'in kalem sayısına ben x artı 8 diyeyim. İbrahim'in kalem sayısı x olacaktır. Değil mi? Hatta ve hatta ben burada Ömer'in kalem sayısına x artı 4 dersem İbrahim'in kalem sayısına x eksi 4 dersem Ömer İbrahim'e 4 tane kalem verince ikisinin de x'er tane kalemi olacaktır ve eşitlenecektir. Aynı zamanda ...Eylül'de Taylan'a iki kalem verince eşitleniyorsa... ...o zaman ben Eylül'ün kalem adedini... ...x artı iki demem lazım ki... ...x de eşitlensin. Taylan'ın kalem sayısı da x eksi iki olsun ki... ...bu buna iki tane verince... ...her birinde x'er tane kalem olsun. şimdi Elif'in kalem sayısı da demek ki... ...başta hazırmış zaten x'miş. E sebep her birinde eşit sayıda kalem oluyordu çünkü. Peki. Buna göre İbrahim'in sınıfa gelmediği bir gün... ...İbrahim iptal gençler. Pekala. Bir gün tüm kişilerdeki kalem sayısının eşit olabilmesi için en az kaç kalem el değiştirmelidir diye soruluyor. He, şimdi o zaman ben şunu yapabilirim. Hocam x artı 2 ile x'in tam ortasında x artı 1 vardır. Ve x eksi 2 ile x artı 4'ün de tam ortasında x artı 1 vardır. Demek ki Ömer Taylan'a 3 tane kalem verirse ve Eylül de Elif'e 1 tane kalem verirse ...herkeste x artı bir tane kalem olacaktır. Bunu farklı bir şekilde hesaplamanın yolu yok mu hocam? Bunu illa bu şekilde mi göreceğiz? Şu şekilde yapabilirsin bak. Topla bunları güzel kardeşim. Ne gelir biliyor musun? 4 x artı 4 gelir. 4 kişilerdi ya. Böl 4'e ne gelir? x artı 1. Demek ki her birinde x artı bir tane kalem olmak zorunda. Madem öyle... ...bu 3 tane kalem alacak birinden... ...bu da bir tane kalem alacak birinden... ...e zaten bu 3 tane kalem verince... ...bu da bir tane kalem verince bütün kalem sayıları eşit olmuş oluyor. Demek ki 3 artı 1'den toplam 4 tane kalem el değiştirirse bu istenen gerçekleşiyor diyebiliriz. Gerçekten şık bir problem sorusuydu. Bu da benim problemler kitabımdan olan bir soru. Burada çözdüğümüz bütün problem soruları benim problemler kitabımdan olan sorulardı sevgili gençler. 29 aşağıda 6 birim kare boyanarak farklı desenler elde edilecek. Bu boyama işlemiyle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Birinin diğer ikisine ortak kenarı olan 3 kare sarıyla boyanacaktır. Geriye kalan 3 kareden biri mavi, biri kırmızı ve biri yeşille boyanacaktır diyor. Aşağıda bu boyamalar sonucunda oluşan 2 desen verilmiştir. Bak bir tanesi bu. Diğerleri farklı renkte. 3 tane sarı yan yana komşu. Buradaki 3 tane sarı yan yana ve komşu diğerleri farklı renklerde. Buna göre kaç farklı desen elde edilebilir diye sorulmuş. Düşünelim. Şimdi sarıları nasıl boyayabilirim? Şu şekilde boyayabilirim. Değil mi? 1, 2 3 ve hani şunu saymıştık o zaman 4 tane olacak yani bu şekilde L'den 4 tane vardı burada 1 Ondan sonra şu şekilde düşün 2 Daha sonrasında şunu düşün 3 ve son olarak şunu düşün 4 4 tane E 4 tane burada varsa 4 tane de bunun yan karesinde yok mudur şurada Vardır toplam 8 Peki aynı buradaki gibi sarıları bu şekilde veya bu şekilde koyamaz mıyım? Koyarım. O zaman etti 10 farklı biçim. Sarılar için 10 tane farklı durum varken şu 3 renk kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirmez mi? Değiştirir. O zaman cevap karşımızda hayırlı uğurlu olsun. 10 çarpı 6'dan doğru cevabımız 60'tı. Cevap E şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Dedik ve 29'da bitirdiğimize göre artık sona yavaş yavaş yaklaştık. 30. sorumuzu çözebiliriz. İbrahim diye bir vatandaşımız var üzerinde rakamlar yazılı olan 8 tane karttan 4 tanesini yan yana dizerek aşağıdaki kurallara uygun sayılar oluşturacaktır. Sayılar 4 basamaklı olacak. Rakamlar artan ya da azalan ardışık sırada olacaktır diyor. Artan ya da azalan ardışık sırada. Yani 2 3 4 ya da 4 3 2 olamıyor zaten de neyse 2 3 4 olabilir. 3 4 5 olabilir. 4 5 6 da olamıyor. Demek ki 2 3 4 veya 4 3 4 5 yazacağız. Rakamlar artan ya da azalan ardışık sırada olacak. Aynı renkte iki kart yan yana olmayacak diyor. Yani sarıyı kullandın ya mesela 3'ü kullandın 4'ü bunun yanına yazamazsın diyor. Pekala buna göre İbrahim bu şartlara uygun kaç tane sayı elde edebilir diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle diyelim ben şuradan kalemlerimi bir ayarlayayım. Şu sarı olsun, şu mavi olsun, şu da yeşil olsun. Tamam tamam. Şimdi mesela ben burada sarı olan 2'yi seçersem, sarı olan 2'yi seçtim. Mavide de 3 var, yeşilde de 3 var. Değil mi? Şimdi mavi olan 3'ü seçebilirim. Mavi olan 4'ü seçebilirim. Değil mi? Ve daha sonrasında da yeşilden artık 3'ü seçersem 4'ü veya 5'i seçmek zorundayım. Maviden 4'ü seçersem yeşilden kesinlikle 5'i seçmek zorundayım. Başka bir ihtimal söz konusu değil. Peki farklı bir durum var mı? Mesela sarı 2'yi yazdıktan sonra farklı bir ihtimal var mı? Var. Hemen yeşil 3'ü yazarsın. Yeşil 3'ü yazdıktan sonra mavi 4'ü yazarsın. Başka da bir ihtimal olamaz. Çünkü sarı 2'den sonra yeşil 4'ü kullanırsan eğer bir tane mavi 5'in yok artık. Dolayısıyla bunu yazamaz. Yani burada toplam kaç ihtimal var? Bak. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 ve 2, 3, 4. 2, 3, 4'ü zaten söylemiştik ama unutma ki renkleri birbirinden farklı. Bak burası mavi 3, burası yeşil 3. Demek ki 2 ile başlayan 4 tane yazılabilirmiş. Peki sarı 3 ile yazılabilen, sarı 3 ile başlayan yazılabilir mi? Yazılır. Mesela mavi 4'ü yazarsın ve sonra da yeşil 5'i yazarsın. 3, 4, 5 olur. Bunu yazabiliriz ama yeşil 4'ü başlatamam mesela ortaya yeşil 4'ü getiremem. E niye? Çünkü mavi 5'im yok demiştim az önce de. Buradan da bir tane ihtimal geldi. İşte artık şunu söyleyebilirim ki sarı 4 ile başlayan olamaz. Sarı 4 ile başlayan niye olamaz? Çünkü mavi 5'im yok. E yeşil 5'i koysam e burada 6 lazım o da yok. Tamam güzel. 4 tane bu şekilde bir tane bu şekilde yazdık. Peki hocam farklı türlü başlayamaz mıydı? Yani illa sarıyla mı başlamak zorundayız? Yok başlayabilirsin bak. Burada mesela mavi 3 ile başlayabilirsin. Mavi 3'ü koydum. Mavi 3'ten sonra yeşil 4'ü kullanamam. Çünkü sarı 5'e ihtiyacım olur. Ama sarı 4'ü kullanabilirim. Sarı 4'ü kullandıktan sonra mecburen yeşil 5'i kullanırım. Ve bu şekilde bir tane daha sayı üretmiş olurum. Şimdi ben yeşille başlayan herhangi bir sayı olamayacağını ispat etmeyeceğim ama sen anlayacaksın. 3 ile başlasam Buradaki 4'ü kullansam burada 5 yok. Buradaki 4'ü kullansam burada 5 yok. Demek ki sarı yeşil 3 ile başlayamadığım için yeşil 4 ve yeşil 5'e zaten bakmama lüzum yok. Şimdi toplam kaç tane sayı yazabildim? 4, 1, 1 daha toplam bu şekilde 6 tane sayı yazdım. Peki cevap 6 mı? Tabii ki değil. Neden? Artan ya da azalan demişti. Ben şu an sadece artanları buldum. O zaman bunları bir de ters çevirirsem 6 tane de bu şekilde gelir ve toplam 12 tane sayı elde edilmiş olur. Cevabımız E şıkkında verilmiştir dedik. Ve gençler 31. sorumuzu çözüp videoyu noktalayacağız artık. Seni MSU'ya uğurlayacağız. 31. sorudan sonrası hocam burada geometri soruları var. Onları çözmeyecek misin? Kenan Karay'la geometri YouTube kanalında Kenan Komutan senin için çözecek bunları. Bir de unutma bunların fiziği var. VIP Fizik Kemal hocan. Videosunu çekerken şahit oldum. Gerçekten efsane sorular hazırlamış ve çok güzel çözümler sundu size. O kadar detaylı, o kadar güzel çözümler sundu ki mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videodan sonra eğer izlemediysen geometriyi ve fiziği de lütfen kaçırma. Bu pdf'in içerisinde hepsi var. 31. soru yani son matematik sorumuz. Ahmet, Berra, Cenk ve Deniz isimli 4 kişinin her birinin gardırobunda bulunan 4 farklı tişörtün renkleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Ve diyor ki Ahmet, Berra, Cenk ve Deniz'in buluştuklarında aynı renk tişört giymiş olma olasılığı soruluyor. Hmm, peki. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Aynı renk olan tişörtleri bulalım. Mesela her birinde mavi renkte tişört var mı? Mavi, 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 mavi. Hatta bunda iki tane mavi var değil mi? Başka iki tane mavi olan var mı? Yok. Tamam şimdi o zaman mavi giymiş olma durumlarının sayısına bakalım. Ahmet iki tane farklı tişörtünden birini tercih eder. Bora bir tane mavisi vardı. Cenk'in bir tane ve Deniz'in bir tane vardı. Toplam iki tane durumu var. Mavi giymeleri için iki durum söz konusu. Peki farklı renkte aynı olan renkler var mı? Yani her birinde olan farklı bir renk var mı? Yeşil var, yeşil var, yeşil var, yeşil var. Hatta bunda iki tane yeşil var. O zaman buna da diyeceğim ki bir çarpı bir çarpı bir çarpı iki diyeceğim. Bu, da, bu şekilde de iki tane durum söz konusu. Başka aynı renkte Hiçbir renkte tişört yok. O halde bizden istenen durum adedi 4 tane. Bu bizden istenen. Şimdi tüm duruma bakmam gerekiyor. Tüm durum için ne yaparım? Tüm durum için şunu yaparım. Bunlar birbirinden farklı tişörtler miydi? Evet. Farklı tişörtlerse eğer 4 4 4 ve 4 derim. İşte bunların çarpımı bana tüm durumun sayısını verir. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 diyeceğim. Buradaki 4 ile buradaki 4 sadeleşirse üst tarafta 1 ve alt tarafta 64 kalacaktır. Cevabımız da bize 1 bölü 64'ün ta kendisini verecektir. Evet gençler birbirinden güzel 31 tane soruyla bir MSU provası gerçekleştirdik. Ve bu provadan sonra seni sınava uğurlayacağız. Allah'ın izniyle güzel sonuçlar elde edeceksin. Belki gerçekten MSÜ'yü hedeflediğin için bu sınava hazırlanıyorsundur. Herkes TYT ve AYT'ye odaklanmış ama sen MSÜ zorluyor olabilirsin. Sana canı gönülden başarılar. MSÜ'ye giren arkadaşların çoğu TYT'ye bir ön hazırlık bir prova olsun diye giriyorlar. Onlara da canı gönülden başarılar diyorum. Çünkü sevgili arkadaşlarım TYT'nin aslına bakarsanız bir provası ve bir aynası oluyor. TYT bu sınavdan bir yarım tık bir tık daha zor oluyor matematik adına. İnşallah sen de istediğini alırsın. Güzel sonuçlar elde edersin ki TYT'de de moralli bir şekilde hazırlanırsın diyelim. Ve gençler sonraki videolarda görüşürüz. Kenan Kara hocanızı ve VIP fizik Kemal hocanızı lütfen unutmayın. Onların da provası var sizler için. O videoları da mutlaka göz atmanızı rica ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.